Merhaba sevgili seyircilerimiz, HT Sağlık'ta yeni konu ve konuklarımızla yine karşınızdayız. Bugün hem dünyanın sağlık alanında gittiği yeri göreceğiz, hem de gelecekte daha çok yaygınlaşacağını düşündüğümüz bir uygulamayı ekrana taşıyacağız. Bu arada bu uygulamayı hem kendisi yapan hem de yakınlarına yaptıran konuğumuza da bu konuyla ilgili yaşamında nelerin değiştiği ile ilgili önemli sorular soracağız ve aydınlanacağız. Önce tanıtımımızı izleyelim, sonra programımıza geçelim. HT Sağlık'ta bu hafta genetik test konusu masaya yatırılıyor. Neden genetik test yaptırmalıyız? Yapılan genetik test neleri açığa çıkarır? Genetik test yaptıranlar yaşamlarındaki değişikliği nasıl anlatıyor? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Gentest Tıbbi ve Bilimsel Koordinatörü Doktor Serdar Savaş stüdyomuzda. Kendisi Türkiye'nin genetik testlerle tanışmasını sağlayan ve bunun yaygınlaşmasını aynı zamanda sağlayan kişi. Daha önce de HT Sağlık'ta konuk etmiştik Serdar Bey'i. Hoş geldiniz. Merhaba. Ayşe Kuşçularsa bu uygulamayı yaptırıp hem yani genetik testi yaptırıp yaşam şeklini değiştiren, belki kendisini bir takım hastalıkların risklerinden koruyan, uzaklaştıran, bunu sadece kendisi için düşünmeyip tüm aile bireylerini de buna yönlendirerek belki de onlara çok büyük iyilik yapmış olan stüdyo konuğumuz Ayşe Hanım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. Serdar Bey, genetik testler yaygınlaşıyor. Genetik sözcüğü yaşamımızda fazlasıyla var olmaya başladı. Şimdi bir genetik test bize neyi gösterir ve bir kişi neden genetik test yaptırmalıdır? Ha, bir de şunu sorayım, genetik test yaptırması en zaruri grup hangisidir? Şimdi bir bizim doğuştan getirdiğimiz hastalıklar vardır. Evet. Bunlar hemen bebeklik döneminde, bebek annesinden doğduğu anda, hatta ana rahminde bulunduğu sırada bu hastalıkları taşır. Bunlara genetik hastalıklar diyoruz. Bunlar varlıklarını çok kısa sürede ortaya koyarlar. Bu tür hastalıklara çok fazla rastlanmaz. Ama çağımızın en çok, belki de ölümlerin %90'ından fazlasını, hastalanmaların %90'ından fazlasını oluşturan kronik kompleks hastalıklar dediğimiz, başta kanserler ve kalp krizi, diyabet, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı gibi ileri yaşlarda ortaya çıkan ve ortaya çıktığı zaman da tedavisi hemen hemen mümkün olmayan hastalık grupları. Evet. İşte İnsan Genom Projesi, ki 93 yılı ile 2003 yılı arasında sürmüştür. Bu projenin sonuçları bize bu tür kompleks hastalıklarla, demin saydığım gibi kalp krizleri, kanserler, diyabet, efendim Alzheimer, kemik erimesi gibi bu tür kompleks hastalıklarla genetik yapımız arasında büyük bir ilişki olduğunu gösterdi. Yani bizim ilk tıbbiyedeki ilk yıllarımızda işte genetik bozukluklar sadece doğuştan gelen genetik hastalıklara yol açar inancını tamamen kırdı ve asıl etkilerinin, daha büyük toplumsal etkilerinin bu saydığımız hastalıklarda, kanserlerde, kalp krizinde, diyabette, Alzheimer'de olduğunu gösterdi. Şimdi bir insan bu hastalıklara karşı genetik yatkınlık taşıyorsa, yatkınlık o kişiyi tek başına hasta etmez. Bireyin bir yatkınlığı vardır ama bu yatkınlığın üzerine bu yatkınlıkla uyum içinde olmayan bir yaşam tarzı eklenirse hastalık ortaya çıkar. Pek çoğumuzun yaptığı gibi. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bireyin genetik yapısını inceliyoruz yaptığımız gen testlerle. Bu genetik yapının yanında bireyin yaşam tarzını çok detaylı inceliyoruz. Matematiksel formüllere çeviriyoruz. Egzersizi, beslenmesi, uykusu, aldığı vitaminleri, mineralleri, ikisini birleştirdiğimizde bu bireyin gelecekte karşılaşacağı hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunu seyircilerimiz açısından biraz daha anlaşılır kılmak için şöyle bir örnek versem. Benim ailemde diyabet var. Kalp damar hastalıkları var. Kanser var.
Pek çok hastalık var. Gördüğünüz gibi Alzheimer'da var. Diyelim ki ben size geldim ve siz beni çok detaylı bir muayeneden geçirdiniz. Ve bana dediniz ki şu durumda çok 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 iyi şeyler yapmışsın. Kalp damar hastalığı riskine yönelik işte hareketin iyi, şu iyi, şu iyi, şu iyi. Dolayısıyla bu hastalık sende gelişmez. Bunu söyleyebiliyorsunuz değil mi? Tabii. Yani bunun oranlarını matematik olarak yani gelişmez katiyen diyemeyiz ama efendim %1'dir deriz. Evet. İşte ne bileyim %4'tür deriz. Onu rakamsal olarak ifade ederiz. Ama yine benim alışkanlıklarımdan, yaşam tarzımdan kaynaklanan bir şeyler buldunuz. Ve dediniz ki bak ailende de var. Dolayısıyla bu hastalık sende gelişebilir. Çünkü şu anda tam o eşiği geçmek üzeresin. Tabii burada, bunu da söylüyorsunuz bunu değil mi? Bunu da söylüyoruz. Hı hı. Ama tabii ailede olması da şart değil. Olmadan o ailede yatkınlık vardır ama önceki atalarımız açık havada yaşamıştır, kırsal alanda yaşamıştır. Onu hastalığa çevirecek yaşam tarzları yoktur. Ama biz kente gelmişizdir, büyük şehirde yaşamışızdır. Daha fazla stres altında. Ailemde hiç yoktu. Bende bu efendim böbrek kanseri nereden çıktı? Hı hı. Denen birçok vakalar vardır. Ailemde hiç yoktu, bende kalp krizi nereden çıktı? Ailemde hiç yoktu, ben nasıl diyabet oldum? Ailede olmaması o insanların genetik yatkınlık taşımadığını göstermez. İşte biz sizin genlerinizi analiz ettiğimizde hangilerine genetik yatkınlıklarınızın olduğunu görüyoruz. Ama bazılarında iyi bir yaşam tarzı sürmüşsünüz, risk gelişmemiş. Bazılarında o kadar dikkatli olmamışsınız. İyi yaşam tarzı daima işte sigara içmemek, temiz havada yaşamak, efendim egzersiz yapmak değildir. Veya sağlıklı denilen şekilde beslenmek de değildir. Çünkü genetik yapımız hepimize özel olduğu için başkasıyla sağlıklı olabilecek bir şey bizde sağlıklı olmayabilir. Genel geçer reçetelerden uzak durmamız gerekiyor. O devir kapandı sevgili seyirciler. Bireylerin mineral, vitamin ihtiyaçları kişiye özel. Öylesine durumlar var ki bir kalp krizini gayet basit bir B6, B9, B12 vitamin kompleksi vererek engelleyebilirsiniz. Eğer bireyin genetik yapısını biliyorsanız veyahut da işte meme kanserinden koruyabilirsiniz veyahut da kalın bağırsak kanserinden koruyabilirsiniz çok basit tedbirlerle. Evet, bunlar hakikaten basit tedbirlerle deniyorsa eğer. Bir de bunun uygulayıcısı var şu anda stüdyomuzda yanımızda. Ayşe Hanım. Bize söyleyin lütfen sizin riskleriniz nelerdi ve siz nasıl böyle bir test yaptırmaya karar verdiniz? Biz Serdar Bey'le kardeşimin hastalığıyla tanıştık. Kardeşim meme kanseri oldu. Bizim ailede hiç yoktu. Biraz önce anlattığı gibi meme kanseri hiç ailede yok. Annede yok, teyzede yok. Fakat kardeşimde çıktı. Bununla birlikte Serdar Bey'le tanıştık. Ailecek yaptırdık. Meme kanseri riski bende de çıktı kardeşimden sonra. Ne zamandan bahsediyoruz? Kaç yıl öncesinden? 54 yaşındayım, 50 yaşında tanıştım. 4 yıl öncesinden bahsediyorum. Bunun yanında Alzheimer riski farklı şeyler de çıktı. Serdar Bey ona göre bana bir diyet uyguladı. Beslenme tarzım değişti, spor yapıyorum. Ne bileyim tamamen yaşam tarzımı değiştirdi. Sonra yaptırdığım tahlillerde zaten risklerim vardı. Risklerimin sınırı geçmediğini, koruyuculuğun altında olduğunu öğrendik. Bundan sonra erkek kardeşime yaptırdık. Erkek kardeşim de bizden tam tersine diyabet riski ve kalp krizi riski çıktı. Şimdi erkek kardeşinize geçmeden önce hemen Serdar Bey'e bir döneyim. Çünkü sizin tıbbi değerlendirmenizi zannediyorum daha iyi şekilde gerçekleştirecektir. Ayşe Hanım'ın durumu neydi Serdar Bey? Yani risklerinden bize bahsetti ama. Ayşe Hanım da Alzheimer yatkınlığı. Ve özellikle mide bağırsak sistemindeki kanserlere yatkınlıkları ve riskleri fazla idi. Tabii her kanser türünü önlemenin yöntemleri, beslenmesi, vitamin mineral tüketimi hatta egzersizi farklı. Kullanması gereken yağlar farklı. O nedenle Ayşe Hanım'ı o kendi riskleri açısından bir programa aldık. Yağlarını, beslenmesini, besin desteklerini tamamen ona özgü olarak uyarladık. Ve çok şükür o gündür bugündür maşallah son derece sağlıklı bir şekilde devam ediyor yaşama. Şimdi seyircilerimiz arasında veya ben genetik testlerle ilgili bu konuda dünyada da çok dikkat çeken ve artık çok ilerleyen bir konu haber yaptığımda yakın çevremden, arkadaş çevremden şöyle bir şey duyuyorum. Ay test şeylerimizi bilmeyelim. Yani işte benim kanser riskim mi yüksek bilmeyelim. Neden bilmeyelim? Yani bunu bilmeden yaşayıp sonrasında kötü haberi almaktansa
öncesinde böyle bir riskimiz olduğunu bilerek, doğruları yaparak, yanlışlardan kurtularak yaşamak ve bu riski oldukça düşürmek, hatta belki bu riskten kurtulma noktasına gelmek mümkünken, neden böyle bir korkuyla yaşayalım, ne dersiniz? Şimdi şöyle, ben şuna benzetiyorum. Otomobiline binmiş bir insan diyor ki, hocam ben Ankara'ya gideceğim bir kış günü. A, otomobiline biner gider. Yolda kar mı var, efendim Allah korusun işte araba mı kayar, bir kaza mı olur falan, artık o kader diyor ona. B, 2 saat arabayı kontrol ederiz, yol bilgilerini kontrol ederiz, sürücümüzü kontrol ederiz. Deriz ki, bakın arabanızda fren balataları eskimiş, onları değiştiriyoruz. İkincisi, yaz lastikleri var, onlar yerine kış lastiği takıyoruz. Üçüncüsü de farlarınız iyi göstermiyor, ampullerini değiştirdik. Bu arada yol bilgisi aldık, kar var, o nedenle arabanıza zincir de koyduk. Ayrıca öğrendik ki siz buradan giderken Bolu Dağı'na gelmeden Kaynaşlı bölgesinde dikkatli seyredin, çünkü orada buzlanma var. Ne güzel anlattınız. Gerede'ye vardığınızda buzlanma başlarken Kaynaşlı'da sağ tarafta bir petrol istasyonu var. Oraya girin, orada Mehmet Usta var, selamımızla söyleyin zinciri taksın, siz de üşütmeyin ellerinizi. Gerede'ye vardığınızda da başka bir benzin istasyonunda Hakkı Usta var, o da zincirleri çıkartsın. Şimdi hangi yoldan gitmek daha mantıklı? Bir tanesinde hiçbir riski ve koşulun ne olduğunu bilmeden yola çıkıp hadi başımıza artık ne gelirse demek var. İkincisinde aracımın durumunu, kendi durumumu öğrenip, neyimin zayıf, neyimin iyi olduğunu öğrenip, yolda nelerle karşılaşabileceğimi öğrenip tedbir alıp kazayla karşılaşmamak var. Yani aslında Ayşe Hanım'ın yaptığı gibi yapmak var. Aynen. Yani siz tedbir aldınız, evet. Ve Serdar Bey'in söylediği gibi kazayla karşılaşmamak için elinizden geleni yaptınız. Yapıyoruz. Hepimizin yapması gereken de aslında bu. Peki, diyelim ki mide bağırsak kanser türleriyle ilgili riskiniz yüksekti. Şimdi bunlar sizin yapmış olduğunuz tahliller sonucunda Serdar Bey zaten ortaya çıkıyor. Evet. Sonrasında belki seyircilerimiz merak ediyordur. O riskler belirli aralıklarla yapılan kontrollerle mi ölçülüyor? Tabii. Yani bu risklerde ne gibi düşüşler olduğu, tabii, hastanın hangi yolda olduğu, tabii, nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Bunu takip ediyoruz. Şimdi orada riski artıran genetik özellikler ve davranış şekilleri nedir? Bunları çıkartıyoruz. Sonra önce bir 6 hafta sonra da 4 ayda bir danışanımızla bir araya geliyoruz. Bunları ne kadar değiştirdi? Ona bazı puanlar veriyoruz. Gayet basit bir sistemdir. Minik bir sohbetle hangi davranış üzerinden kaç aldığını kendisine gösteriyoruz. Bu onun bilinçlenmesini ve bu konuda farkındalığının derinleşmesini sağlıyor. Ondan sonra da belirli bir zaman sonra, ki bu genellikle işte 6 ay, 1 yıl gibi zamanlarda, tekrar tıbbi tahliller yaparak acaba uygulamalarımız nereye gelmiş, ona bakıyoruz. Yani bir, davranışları ne kadar değiştirdik, iki, biyolojiyi ne kadar değiştirdik. Ve bu şekilde devam ediyor yıllık program. Şimdi ben yıllık gidiyorum. Yıllık tahlillerim var Serdar Bey'in söylediği gibi. O şekilde takipteyim yani. Peki mesela sizin yaşamınızda neler değişti? Neyi çok severdiniz de ondan ayrı kaldınız? Ya da neye çok alıştınız? Hareket yoktu dediniz, belki spor yapmaya başladınız. Size yani, ne tür sporlar önerdi Serdar Bey? Yani benim hayatımda çok farklı bir şey değişmedi. Hı hı. Sadece yaşam tarzımda, yemek tarzım değişti. Poğaça çok sever. Hamur işlerini ben severdim. Onları çıkardım. Tamamen unlu mamuller yok. Onları çıkardım. Yürüyüş zaten yapıyordum. Yürüyüşe devam ediyorum. Onun haricinde çok büyük bir şey değişmedi. Ailenizin diğer... Beslenme tarzınız, yani vitaminler eklendi. Hı hı. Bu vitaminleri kullanmıyordum ben daha önce. Vitaminlerimi içiyorum. Onun haricinde Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağını hiç hayatımda yoktu. Ceviz yağı hiç hayatımda yoktu. Onları, ceviz yağı, onları kullanıyorum. Onun arada merak ettim. Hindistan cevizi yağını unutkanlığa karşı, evet, Alzheimer'la ilgili Şimdi olarak Hindistan mı? Cevizi yağı orta zincirli bir yağ. Bu karaciğerde doğrudan keton cisimciklerine dönüşür. Eğer bireyde Alzheimer yatkınlığı varsa biraz ketoasidoz dediğimiz keton cisimlerinin kanda bulunmasını artırırız ki ketonlar beynin doğrudan yakacaklarıdır. Glikozu yeteri kadar kullanamaz. Bir beyin diyabeti gibi düşünün. Beyin hücrelerine şeker, glikoz giremiyor. Ama onun yerine ketonlar giriyor.
Böylece beynin beslenmesini sağlıyoruz. Tabii onun yanında başka müdahalelerle de özel egzersizleri ve beslenmeyle de bu beyni sürekli destekleyecek bir program uyguluyoruz. Şimdi vitamin ve mineraller bizi evet bir takım hastalıklardan koruyor. Hareket yine aynı şekilde kabiliyetimizi arttırıyor. Belki işte bunun dışındaki beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler, hayata bakışımız değil mi? Stresi azaltmayı becerebilmemiz falan bütün bunlar. Bunlardan sonra mesela hani insan güzelleşir de bana öyle geliyor. Yani mesela cildinizde bir parlaklık, güzellik, ondan sonra kendinizde bir değişiklik de hissettiniz mi? Yani şimdi de bu dinamik, hani anti-aging yönümü var diyelim. Kendimi dinamik hissediyorum. Evet. Yani yorgunluğum yok aldığım vitaminlerden sonra. Farklı bir şey hissetmedim. Yani benim öyle zaten normaldeki hayatım da dinamikti. Evet. Ama yorgunluğumun geçtiğini hissettim. Peki çok sayıda akrabanıza önerdiniz ve onları yönlendirdiniz. Kimlerdir? Hani çok açıklamasını yapmadan şuna erkek şuna kardeşim, oğlum ve gelinim. Kız kardeşimin iki çocuğu. Ailede onlara yaptırdık yani. Peki o yaptırdığınız kişiler mesela kız kardeşiniz sonuçta meme kanseri geçirmişti. Şu anda da sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Geçmiş olsun diyelim. Sağlık dileyelim onun için. Ona ne gibi değişimler ve faydalar oldu? Onun tahlillerinden sonra kendi doktoruyla, onkoloji doktoruyla, Serdar Bey'in görüşmesiyle kemoterapi almadı. O faydasını gördük onun. Yani onu Serdar Bey daha güzel açıklayabilir. Tabii bana geldiğinde tanı yeni konmuştu ve hemen operasyon, arkasından da kemoterapi ilaç tedavisi planlanıyordu. Biz, Ayşe Hanım'ın kız kardeşi için meme kanseri teşhisi konan. Biz hemen genetik yapısına uygun bir programa başladık. Kemoterapi ameliyatını oldu. Ameliyattan sonra kemoterapi zamanı geldiğinde hekimi, ya dedi sen ne yapmışsın böyle dedi. Kemoterapiye gerek görmediler. Ve şu anda kemoterapi olmaksızın işte kaçıncı senemiz İki oldu? İki yıl bitti. Ve gayet güzel bir şekilde, devam ediyor. Bütün tahliller güzel çıkıyor. Harika. Her şey normal. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Devam edelim ama devam etmeden önce bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra geri gelelim. Genetik testi konuşuyoruz sevgili seyircilerimiz. Bir genetik testle hayatınızda nelerin değişebileceğini, hastalık risklerinizden nasıl uzak kalabileceğinizi, kendinize nasıl bir iyilik yapabileceğinizi belirtmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim düşüncelerimiz, fikirlerimiz değiller. Dünyada yapılan bütün bilimsel çalışmalar bunların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor zaten. GenTest Tıbbi ve Bilimsel Koordinatörü Doktor Serdar Savaş bizimle. Aynı zamanda hem kendisine hem ailesinin neredeyse bütün fertlerine genetik test yaptıran Ayşe Kuşçular hanımefendiyle birlikteyiz. Şimdi kız kardeşi evet meme kanseriyken kemoterapi yapılmasına gerek kalmadı ve onkoloji uzmanı Serdar Bey'le konuşarak, görüşerek ne yaptınız dedi. Peki başka ailenin diğer fertlerinde kimler var? Erkek kardeşime de yaptırdık. Erkek kardeşimde de diyabet riski ve damar tıkanıklığı, kalp krizi riski vardı. Onunla ilgili kilo vermesi gerekiyordu. Kilosu çoktu. Onunla ilgili bir tedavi uyguladı Serdar Bey. Onun da sonuçlarını aldık. Tahlillere cevap verdi sonuçları. Evet. Onun da şeyini Serdar Bey anlatabilir. Yani ne şekilde uyguladı, ne yaptı? Ne yaptınız Serdar Bey? Fahri Bey aslında hastalık eşiğine çok yaklaşmıştı. Hem diyabet açısından hem Allah korusun bir kalp krizi açısından. Onun genetik nedenlerini ortaya koyduktan sonra her genetik sebeple ilgili yaşam tarzı birbirinden farklıdır. Yani diyabetin tek bir davranış, olumsuz davranışı yoktur. Veyahut da kalp krizine giderken sadece işte yağlı yeme, kilo ver, sigara içme değildir hadise. Bunların çok daha altında detaylar vardır. İşte bu detaylar ortaya konduktan sonra Fahri Bey'le yine bir programa başladık. Bu bir beslenme, vitamin mineral destekleri, egzersiz, uyku vesaire. Bütün bu detaylı programın sonunda aşağı yukarı 20 kilo kaybı yaşadı ve bütün kan değerleri de normale döndü.
Ve şu anda da mutlu bir şekilde ve o zaman biraz psikolojik olarak da hani canı sıkkındı, öyle söyleyeyim. Şimdi değil. Şimdi böyle gayet mutlu neşeli bir insan oldu. Şimdi bizim jenerasyonumuzda mı demek lazım, ne demek lazım? Yani 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda biraz aklımız başımıza geliyor. Hataları yapıyoruz, istiyoruz ki sonra bir kurtarıcı gelsin ve bizi kurtarsın. Halbuki gençlere doğru bilgileri aşılamamız gerekiyor sevgili seyircilerimiz ve kendimizin de tabii bilinçli olması gerekiyor. Genetik test gençler için uygun mudur? Mesela sizin ailenizde küçük yaşta yaptıranlar var mı? Bu anlamda ben oğlumla gelinime yaptırdım. Onlar 30 yaşında. Onlar da bebek bekleyecekler. Hani bir gidelim gen test yaptıralım bakalım ne tür risklerimiz var, neler var diye. Serdar Bey o amaçla geldiler. Onlar da sonuçtan çok memnunlar. Onların da bazı riskleri vardı. Serdar Bey onları da kendi şeklinde anlatabilir. Mesela bebek yapmak istediklerini söylemişler Serdar Bey. Hani bebek yapmanın önündeki engeller de ya da o engellerin bir kısmı da yine genetik testlerde görülebiliyor mu, çözülebiliyor Görülüyor tabii. Yani gebelikte yaşanabilecek komplikasyonlar, işte gebelikte eklampsi denen bir durum vardır, hipertansiyon. Efendim gebelikte diyabetle karşılaşmak. Tabii bunlar gebe kalındıktan sonra. Bir de gebe kalmaya engel olabilecek durumlar vardır. Özellikle bebekle anne arasındaki, halk arasında eş denilen, tıbbi olarak plasenta dediğimiz dokuda pıhtılaşmalara yol açan genetik özellikler var. İşte bu genetik özellikleri tespit edip, çok basittir önlemleri, basit önlemlerini aldığınız zaman annenin hamile kalması önünde bir engel kalmaz. Gelinimizde de öyle bir şey tespit ettik. Onun tedbirini aldık. Şimdi inşallah artık bebek yapma aşamasına da yaklaştık. Sağlıklı torunumuz olacak. Ne güzel. Aile boyu genetik testi yaptıran, bu konuda bilinçli ve farkındalığı tabii oluşmuş bir konumuz Ayşe Hanım. Kız kardeşinin onlar Emine daha Hanım da küçük çocuklarına 9-10 yaşında yaptırdı. Onların beslenmesi, vitaminleri vesairesi. Teok'tan da eksiksiz soruyla çıktı. Tam yaptı. Güzel, güzel haber olmuş. Şampiyon. Peki şöyle söylemek lazım. Biz biraz kurallara uymakta yan çizen, bazen tembel olan, işin ucunu bıraktığımız zaman kolay kolay toparlayamayan bir milletiz. Bazı yönlerimiz böyledir, özellikle sağlıkla ilgili. Mesela sizin çok mu kurallı, yani hani çok mu yasaklıdır bu hayat tarzı değişikliğiniz? Katiyen. Değildir diyorsunuz. Katiyen değildir. Bir defa hayatın tek amacı sağlıklı olmak değildir. Hayatta birçok şey var. Hayatta mutlu olacaksınız. Bazen ne bileyim sağlıksız da olsa bazı şeyleri yapacaksınız vesaire. Önemli olan yaşam tarzını bir genel paterne oturtmak. Evet. Yani siz kendi genetik yapınıza, genetik yapımız dediğimiz şey nedir? Yaratılışımızdır, fıtratımızdır, varoluş şeklimizdir, genlerimizdir. Tabiattaki evrim sonunda ulaştığımız noktadır. Yani bizi biz yapan her şeydir. Eğer biz o yaratılışa uygun yaşarsak hastalıklar gecikiyor. Yaşlanma gecikiyor. Efendim hafızanın kuvveti ileri yaşta devam ediyor. Birçok olumlu özellikler. Şimdi bunlar yapılırken bunlar böyle o yasak bu yasak. Benim danışanlarıma hazırladığım diyetisyen arkadaşlarımızla beraber genetik yapılarına uygun hazırladığımız beslenme programlarında yasak sözcüğü neredeyse hiç geçmez. Yani size şöyle diyebiliyorlar, Serdar Bey siz bana şunu yememi önermiyorsunuz ama ben bunu hiç yemeden duramıyorum. O yüzden şundan birazcık yiyebilir miyim dediklerinde siz onlara anlayış gösteriyorsunuz. Şöyle, anlayıştan öte. Bu arada zamanımız bitmek üzere. Anlayıştan öte. Ne kadar yiyebileceklerini söylüyoruz kendisine. Yani hiçbir şey arsenik değilse öldürmez. Evet. Onun için yani burada çok böyle katı, hoşgörüsüz bir şey olmamak lazım. Kurallar yok. O kadar koyu kurallar yok. Sadece işin mantığı var ve mantığını eğer ben danışanıma, hastama çok iyi anlatabiliyorsam o davranış değişikliği kendiliğinden oluyor ve şundan karşılaşmıyorum ben. Yani dirençli, ben onu yapmayacağım falan.
herkes mutlu bir şekilde yapıyor evet. ve çok da güzel sonuçlarını alıyoruz. Ne güzel. Herkese sizin gibi danışanlar öneriyoruz öyleyse. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Serdar Bey size de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Sevgili ederim. Sevgili seyircilerimiz size de teşekkür ediyorum. MT Sağlığı bu hafta da izlediniz. Önümüzdeki hafta yine bekliyorum. Yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.